Selep, Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi. Selep'le ilgili biz ilk yola çıktığımızda biliyorsunuz TORSAP diye bir proje vardı uygulanan. Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi. Bu açılan davalar neticesinde kaybedilmiş bir davaydı. Biz kampanya döneminde Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi diye bir proje hazırladık. Bu konuyla ilgili asıl amacı şuydu, yani yeraltı suyu kullanmayan, çevresel atığı olmayan, dumansız aynı zamanda duman vermeyen, yani doğayı kirletmeyen, mümkünse enerjisini kendi üreten bir organize olsun. Bu organizede de yaklaşık bizim 10-15 bin tane insanımız çalışsın ve bu sayede Süleymanpaşa'daki işsizliğin önüne geçilsin istemiştik. TORSAP'la alakalı özellikle hem sosyal hem de ekonomik anlamda iki başlıkta dağıtıldı. Büyük kayıp yaşadı şehrimiz, özellikle Süleymanpaşa. Diyeceksiniz ki ekonomik anlamda kaybettiğimiz ne var? Evet, şunu söyleyeyim. Süleymanpaşa kent merkezi, Tekirdağ'ın aynı zamanda yönetim merkezi. Ticari yapısına, insan kaynağı yapısına baktığımızda kamu kurumunda çalışanlar, kamudan emekli olanlar, tarımsal faaliyette sürdürenler ve hizmet sektörünün öne çıktığını görüyoruz. Fakat bu Süleymanpaşa'nın zenginleşmesine, istihdamla alakalı eksikleri gidermesine yeterli kriterler değil. Tekirdağ'ın gündeminde, Süleymanpaşa'nın gündeminde Büyükşehir olmadan da aslında bu bir OSB kurulumu, bir endüstri bölgesi kurulumu vardı. 7-8 seneden beri var. Malum TORSAP kurulmasıyla ilgili bir çalışmalar oldu. Ama şu an mahkeme aşamasında. Neden Süleymanpaşa'da böyle bir şeye ihtiyacı var? Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da böyle bir şeye ihtiyacı var. Belki eski ismi Tekirdağ mı, yeni ismi Süleymanpaşa'da. Baktığımız zaman Tekirdağ'ın 11 tane ilçesi var. Bu 11 tane ilçesinin büyüğünden küçüğüne kadar, bir iki tanesi hariç, hemen hemen hepsinde işte Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Velimeşe, Veliköy, Malkara, Haydarpaşa gibi, Muratlı dahil hepsinde OSB var. Bu OSB'ler tabii ki o ilçelerin gelişiminde, büyümesinde, ekonomik olarak kazançlarını ciddi etki ediyor. Ve sosyal bir dönüşüme de katkı sağlıyor. Eğitim faaliyetlerinde, sosyal faaliyetlerde, hastane faaliyetlerinde, yani kamu hizmetlerinde ciddi bir dönüşüme neden oluyor. Bu anlamda Tekirdağ'ımızın en büyük ilçelerinden bir tanesi Süleymanpaşa. 200 bin nüfus aşan bir yeri var ve ciddi bir etkileşim var şehir dışlarından. Bu anlamda Süleymanpaşa'da işsizlik oranları da var. Bu işsizliğin giderilmesi bir. İkincisi, bu anlamda yatırımların daha fazla gelebilmesi, ekonominin canlanması için bir OSB'ye ihtiyaç var. Ben Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesi Muhtarı Şerif Kaçar. Bölgemde yapılacak olan organize sanayi bölgesi ile ilgili yapmış olduğumuz vatandaşlarımızla, mahalle sakinlerimizdeki değerlendirmelerde geçmiş dönemde TORSAP projesi yapılacağından dolayı buna itiraz edilmiş ve bu projenin bu bölgede olmaması değerlendirilmiş, mahkemeye verilmiş ve iptal ettirilmiş. Ancak yeni adı SELEP projesi olan bu projenin bölgemde yapılmasını mahalle sakinlerim de istiyor. Kötü ihtimalle %80-%90'ı istiyor. Böyle olunca da bu projenin benim bölgemde yapılmasında herhangi bir sakınca görünmemektedir. Lakin mahalle sakinlerimizin istediği bir başka konu var. O da diyor ki, ekolojik denge bozulmadan, çevre kirletilmeden hem çevreyi koruyalım hem burada bulunan göleti koruyalım ve bu şekilde bir sanayi yapılırsa, atıkların da bu göleti kirletmemesi sağlanırsa bu bölgede sanayinin yapılmasını mahalle sakinleri talep etmektedir. Zaten bu proje burada uygulanırsa Sayın Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in de beyanlarına göre 12 ila 14 bin arasında insan çalışacağını ve bu bölgenin de genç nüfusumuzun başka yerlere iş aramak için gitmeyeceğini, bu bölgede o kardeşlerimize iş verirsek biz de görevimizi layıkıyla yapmış olacağını ve büyük bir heyecanla beyan ediyor. Bu bölgede de yapılmasında ben kendimi şanslı görüyorum ve yapılmasında bir sakınca bulmuyorum. Ben de Mustafa Köyü sakinlerinden Halit Nergis. Bizim de o bölgede demeden bir alan var. Biz de onu sana getirmek istiyoruz. Satılmaz. Peki 20 dönümlük arazide ne kadar tarım üretimi yapabiliyorsunuz? Ya. Şeyinizi karşılıyor bizim mu? Bizim şeyimizi karşılıyor mu? Şimdi sana o olsun, daha bir çift çeşit.
bizim köyünden de bir şey falan gelir. Evet. Bir köy, herhangi bir köy. Tabii. Yani bir köy olmasın istiyor. Öncelikle ismini soralım. İsmail Ergiz, ben Mustafa Köyoklu'na. Çiftçilik yapıyoruz, tarlamız var. Muhtarım. Yani tarlada, mesela yıllık tarlada, mesela yıllık 5-6 milyar para kazanıyoruz. Yani paranın falan şeyi kalmıyor yani, çiftçinin. Yüksek girilir bir çiftçi, fakir şey kalmıyor yani. Bizde ne bileyim ters ters yani şey yok, hiç gelin şey yok kendine karşı. Bu sanayi olsun, %80'lere köy, %80'lere satılacak diyor. Evet, bu 5 yıllık araziyle geçimimizi sağlayabiliyor musunuz? Sağlamak imkanı yok çünkü 5 milyar ben 2 ton buğday çıkar, buğday da yapar 5 milyar para, 3 milyar zaten masraf, 2 milyar ama göstermesin bir dolu afet o zaman hiç para da olmaz. Yani şeyi yok yani, kitlesi yok yani fazla. Selebin ana amacı aslında 2 tane limanımız var biliyorsunuz. Limanın arkasındaki nakliye maliyetini yani lojistik maliyetini minimize edecek, aynı adeta montaj sanayi gibi çalışabilecek şirketlerin veya işte şeylerin, fabrikaların olduğu bir alan olsun istedik. Bununla ilgili bismillah dedik. Yaklaşık bir senedir de yoğun bir çalışma devam ediyor. Hemen hemen bütün altyapısı bitti. Yani neyle ilgili altyapısı bitti? Bu biraz önce bahsettiğim konularla ilgili. Yani çevreyi kirletmeyecek, yeraltı suyu kullanmayacak, mümkünse enerjisini kendisi üretecek dediğimiz baremlerde ve bizim şehirde dışarıdan göçün önüne geçebilecek eğitimlerin de aynı zamanda yani bizim vasıfsız halde olan kardeşlerimizin vasıflı hale gelmesiyle ilgili çalışılabilecek, eğitilebilecek sistemin kurulmasıydı. Bu tamamen bitti çok şükür. Şu anda yerle ilgili alternatif alanlar yani bir önceki TORSAP'ın haricinde biz 2 tane daha ilave yer çalışması yapıyoruz. İşte bu konuyla ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Sayın Mahmut Şahin, Allah razı olsun, yakından ilgileniyor. Konuyu biz zaten Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop takip ediyor. Süreç bayağı hızlı bir şekilde buraya kadar geldi. İnşallah bundan sonraki süreçte alternatif alanlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılması, bu konuyla ilgili bilgilendirmesi, neden, niçinlere göre, kamuoyunda ortak bir kanıya göre de yola bismillah demek kaldı. Tekrar ticaret odası olarak biz geniş kapsamlı bir projeyle toplumun tüm taraflarına fayda sağlayacak bir proje oluşturmak istedik ve bu neticede Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi, kısaca TORSAP. TORSAP'ı kurduğumuzda gerçekten çevresel etkilerin ve kriterlerin çok yüksek olmasına önem gösterdik. Örneğin enerji kullanımında elektrik ve doğalgazın dışında herhangi bir şey kullanılmaması, endüstriyel atığın olmaması, çevreci, yeşil bir organize sanayi bölgesi hedefledik ve tüm çalışmalarımız da bu kapsamda devam ediyor. Ve Türkiye ortalamasının teknoloji olarak üzerinde bir üretim birlikteliği hedefimiz vardı. Ve bu kapsamda lansmana çıkmışını sağladıktan sonra ve Tekirdağ Valiliği'ni de ortak olarak aldık. Birçok firma geldi. Bu firmaları mülakata aldık, proseslerini inceledik. İstihdamla alakalı hedeflerini inceledik, ihracat hedeflerini, ithalat hedeflerini inceledik ve çok dengeli bir organize sanayi bölgesi projesi karşımıza çıktı. Yaklaşık 11 bin civarında çalışan olacak, 12-13 bin civarında çalışanın beyaz yakalılık olacağı öngörüldü. 2 milyar dolar yatırım tutarı vardı. İlk başlangıçta 1 milyar dolar ihracat hedefi, 1 milyar dolar da ithalat hedefi var. Dengeli bir organize sanayi bölgesi. Ekonomik olarak da şehre yaratacağı domino etkisiyle bu şehrin içerisinde bir yıl içerisinde dönen ticaret hacmi, parasal hacmi ikiye katlayacak bir projeydi. Burada temel soru bu OSB nasıl olmalı? Yani atıkları olan, çevreye zararları olan, işte enerjisini acaba farklı yöntemlerle işte kömürdür, şudur, budur bundan karşılayabilen yoksa gerçekten Tekirdağ Sümenpaşa'ya yakışır, işte enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılayabilen, atığı olmayan, yeşile dayalı bir OSB sanayi bölgesi kurulsa ve burada katma değerli ürünler üretilse, bunlar malum işte Asseport gibi, Jport gibi, Martaş Limanı gibi çok ciddi limanlarımız var, Türkiye'de rekabet edebilecek limanlarımız var. Bu burada üretilen ürünler ekonomik olarak maliyet noktasında avantaj sağlayarak ve
hızlı bir şekilde bu limanlarımız sayesinde yurt dışına satılabilir mi? Bu noktada baktığımızda eğer bir OSB kurulmak istense günümüzün anlayışıyla aslında en uygun yerin Sürebaşı olduğu gözüküyor. Çünkü liman, işte Asya Port var, C Port var, Mataş Limanı var. Tren entegrasyonumuz var. Muratta'dan buraya kadar tren geliyor, limanımıza kadar. Karayolumuz malum var. Ama aynı zamanda İstanbul Çanakkale otobanı yapılıyor. Ve Çanakkale'den de tekrar Kocaeli Bursa'ya bağlanarak bir Golden Link yapacak. Bu anlamda liman arkası, trenle entegrasyonu olan, otobanla entegrasyonu olan bir yer düşündüğümüzde en iyi yerin Süleymanpaşa olduğunu ve merkeze yakın bir yerde olması gerektiği, limanla yakın bir yerde olması gerektiği öne çıkıyor. Tabi bu çarpmalarda biz hani kendimiz oturup masa başında karar değil de işte Sayın Valimizin önderliğinde, başkanlığında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığımız, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanlığımız ve Kalkınma Ajansı olarak bir komisyon kurduk. Yaklaşık 2 yıllık çalışmalarımız devam ediyor. Bu komisyonun bir alt komisyonu olarak acaba Süleymanpaşa'da mı yapmalı, Muratlı'da mı yapmalı veya farklı yerlerde olur mu? Veya Süleymanpaşa'da olacaksa nerede olmalı gibi sorunlara İstanbul Üniversitesi'nden ve Nankurak Üniversitesi'nden danışman hocalarımızla beraber bir alt komisyon kurduk. Burada hem Büyükşehir'imizden, hem Süleymanpaşa'dan, hem TSO'muzdan, Kalkınma Ajansı'ndan da destek vererek yerlere gittik. Baktık acaba nasıl olur? Ve gördük ki gerçekten bir şey yaparken bunun ekonomisini, maliyetini ve 20-30 yıl sonrasındaki o süreçte değerlendirmek lazım. Bilimsel çalışmalar bize gösterdi ki danışmanlarımızın da yaptığı. Tabi bunu yaparken biz mesela dünyada bu konuda en iyi kimler var? Mesela İspanya var, Barcelona Limanı var, Almanya'da Hamburg Limanı var, Hollanda'da Rotterdam Limanı var, Kore'de başka limanlar var. Bunları inceledik, bunları analiz ettik. Bir liman arkasında bir sanayi, tren entegrasyonu, bir OSB'nin nasıl kurulması gerektiğiyle ilgili bütün bunları incelediğimizde aslında Süleymanpaşa'nın en iyi lokasyon olarak çıktığını görüyoruz. Adım Erdoğan Ören. Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da FSM Traktör Motor Sanayi İmteş Şirketi'nin sahibiyim. Burada traktör montaj üretim ve ihracatı ile şu anda iştigalde bulunuyoruz. Tabii sanayi dünyada olduğu gibi hem ülkemizde ve şehrimizde de olmazsa olmazdır. Üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek bu ekonomi açısından son derece elzem, önemli arz eden bir durumdur tabii ki. Tekirdağ sonuçta büyük şehir ama bununla alakalı bizim Süleymanpaşa noktasında Süleymanpaşa'nın sanayi konusunda şu anda sıkıntıları var. Bununla beraber de tabii sanayinin olmaması, gelişmemesi aynı zamanda istihdamla ilgili de sıkıntılarını da beraberinde getirmekte. Yani yeraltı suyu kullanmayacak, çevresel atığı olmayacak, bacası olmayacak, enerjisini mümkünse kendisi üretecek. Mantık bunun üzerine ilerliyor Selep'te. Biz burası biraz önce de söyledim, montaj sanayi gibi olacak. Yani burada paketlenecek, limanlar vasıtasıyla gemilere yüklenip dünyanın her tarafına açılabilecek, gönderilebilecek ürünlerin burada stoklandığı, aynı zamanda montajının yapıldığı bir alan olsun istedik. Çünkü fabrikaların şu anda en büyük maliyeti taşıma maliyeti. Taşıma maliyetinin önüne geçebilmekle ilgili limanla fabrikanın arasındaki mesafenin kısa olması gerekiyor. İşte Süleymanpaşa'da bu iki liman, özellikle Asya Portu ve C Portu daha aktif çalışabileceği ve onlar sayesinde de bütün dünyaya buradan malzemelerin sevkinin yapılabileceği bir alan. Zaten Süleymanpaşa ekolojik, lojistik, endüstri bölgesi dediğimizde bu. Süleymanpaşa'nın ekonomisini nasıl etkileyecek bu proje? Ya şöyle düşünelim. Burada en önemli konu bizim ben il başkanlığını, AK Parti il başkanlığı görevini bıraktığımda yaklaşık 10 bin civarında CV vardı. Yani bu şehirde yaşayan 10 bin kardeşimiz benim işe ihtiyacım var diyor. Yani sıkıntımız şu. Bizim ekonomik anlamda, yani bugün en basit itibariyle söylüyorum, işte 10 bin tane insanımız işe girmiş olsa asgari ücretle baksak işte 25 milyonluk aylık, 25 trilyon liralık bir girdi olacak demektir. Yani eğer ki insanların cebine para girerse en sonunda bu parayla da kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, alışverişini vesairesini yapacak bir sistem. Dolayısıyla bizim derdimiz, buradaki ana mesele,
şehrin demografik yapısına zarar vermeden, yani göçün önünü açmadan, buradaki gençlerimizin, buradaki insanlarımızın, insanlarımıza iş imkanı sunan bir çalışma. Selim'in asıl gayesi bu. Allah nasip ederse biz görev süremiz sonuna kadarki süreçte bu işi bitirmek istiyoruz. Tabii burada önemli bir konu daha var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak da, CHP'li milletvekilleri de, hemen hemen herkes bu konuyla ilgili şu ana kadar olumsuz bir şey söylemediler. Hepsi de yakından takip ediyor. Yani eğer başarabilirsek Süleyman Paşa'nın belki de 10 yıllık işle ilgili sorunu çözülmüş olacak. Diyelim ki Tekirdağ'da kişi başı gelir 1 lira. Organize sanayi bölgesinin yaratacağı sinerji kişi başı geliri 2 liraya çıkaracak. Yani hacmi birebir büyütecek. Herkes Süleyman Paşa kentinde yaşayan, Süleyman Paşa'da yaşayan her vatandaşımız biraz daha zenginleşecek. Zaten bu bir zenginleşme projesiydi ve istihdama önemli katkı sağlayacaktı. Bakın Fatih kardeşim şu anda Tekirdağ Süleyman Paşa kent merkezindeki genç işsizlik oranları %28, %30'lara yaklaştı. Ha Tekirdağ eline bir bütün olarak baktığımızda Türkiye ortalama şey olarak işsizlik konusunda. Ama Süleyman Paşa kent merkezinde gerçekten genç işsizlikle alakalı ciddi sıkıntı. Birçok iyi yetişmiş, iyi eğitim almış öğrencilerimiz, gençlerimiz iş bulamıyorlar. Her gün onlarca genç kardeşimizin işle alakalı bize talepleri var, destekleri, destek istiyorlar. Yani bir kere bunu ortadan kaldırma fırsatı yakalayacak. Her şeyi kamunun üzerinden yapamayız. Herkes belediyeye girmek istiyor, herkes şehir hastanesinde çalışmak istiyor, herkes kamu kurumunda çalışmak istiyor. Yani devlet eliyle biz herkese iş imkanı yaratabilme şansına sahip değiliz. Özel sektör olarak bunları biz yapacağız. Nasıl? İşte TORSAP gibi doğru projeler. Hem istihdam deposu, hem üretim, hem şehre, Süleyman Paşa'ya katkı, Tekirdağ Park katkı, ülkeye katkı. Böyle bir projeydi Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi, TORSAP. Şu an mahkeme aşamasında sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Fakat TORSAP bir tarafta beklerken, mahkeme aşaması devam ederken SEDEP diye bir proje ortada var. İsim değişikliği biliyorsunuz buna, yoksa bir yeni bir proje nasıl, bir SEDEP'i nasıl değerlendiriyor? Şimdi şöyle, Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi bir üretim merkezi, endüstri bölgesi olacaktı. SEDEP biraz daha genişlettik projeyi. Bunun içerisinde işte ekolojik endüstri bölgesi adı altında buna lojistiği de eklemiş olduk. Şimdi şöyle söyleyeyim, SEDEP'le alakalı Tekirdağ Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Süleyman Paşa Belediye Başkanımız, Tekirdağ Ticaret Odası olarak bizler, Kalkınma Ajansı hep birlikte bir fikir birliği kararını imzaladık. SEDEP'le alakalı eğer TORSAP'la ilgili Danıştay'dan lehimize bir karar çıkmadığı takdirde bu yatırımdan biz vazgeçmeyeceğiz. Biraz daha geliştirilmiş olan SEDEP'le alakalı projeyi hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. Ama ben inanıyorum ki Tekirdağ menfaatine olan bir projeyle alakalı Danıştay'dan da olumlu bir karar çıkacak. Ha olumlu karar çıktıktan sonra hazır yol alınmış, kurulmuş bir tüzel kişilik var. Ortaklık yapımızı değiştirip TORSAP'ı kaldırırız, SEDEP diyebiliriz buna. Bu bizim için isme takılmak falan çok önemli değil. Önemli olan şehre bu projeyi kazandırmak. Bu şehrin acil yani işsizlikle alakalı, genç işsizlikle alakalı, şehrin içerisindeki ticaret açmanın büyütülmesiyle alakalı çok önemli bir proje. Sadece hizmet sektörüyle bizim büyüyebilme şansımız yok. Dolayısıyla bizim Süleyman Paşa kent merkezinin torbasında üretim de olmalı, ticaret de olmalı, hizmet sektörü de olmalı, tarımsal faaliyet de olmalı. Yani bunların her birinin turizm de olmalı, bunlar olmalı yani. Evimize doğru olan tüm kriterleri doldurup yolu bu şekilde devam etmemiz lazım. Süleyman Paşa'ya böyle bir OSEB kurulmalı ama kurulurken de evet biz halkın dinamiklerini, yerel dinamikleri ve Trakya'nın kendine ait dinamiklerini de baz alarak az su tüketen, hatta hiç su tüketmeyen, atığı olmayan, enerjisini yeni enerjiden karşılayabilen, yeşile dayalı bir OSEB kurarsak, yine bunun yanında bir lojistik alan da belirleyip de burada üretilen ürünleri bu lojistik merkezde biriktirip buradan ama tren vasıtasıyla ama liman vasıtasıyla yurt dışına uçabilirsek böylece hem
Tekirdağ'ımız, Sinopaşa'mız, hem Trakya'mız hem Türkiye'miz kazanmış olacak. Neden Murat'la değil? İşte önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. Murat'ın kendi bir OSB'si var. Orada OSB işliyor. Şimdi aynı yere küçük, malum Murat da büyük bir ilçe değil. Aynı yere ikinci bir OSB kurduğunuz zaman bu sefer kaldırmaz orası. Her ne kadar hani Sinopaşa yakın dense de, gidip gelin dense de, eğer yakında olmadığı zaman, o merkez ilçenin, ilçenin kendine ait yakınlığı olmadığı zaman sıkıntı çıkıyor. Bir, ikincisi, belki eskiden bunlar o zaman şartlarına göre olabiliyormuş. 15 sene önce, 20 sene önce, 30 sene önce veya 15 sene önce OSB kurulurken ki şartlarla, şu anki şartlar biraz farklı. Malum pandemi sonrası süreçte gösterdi ki bize, lojistik ve malın sevkiyatı çok önemli. Sınırlar kapandığı zaman siz ürettiğiniz ürün elinizde kalıyor. Siz öyle bir şey yapmalısınız ki ürününüzü öyle bir şekilde lokasyonda tanımlamanız, kurmandırmanız gerekiyor ki bunun hem liman bağlantısına yakın olması lazım, hem tren istasyonları, hem trenlere bağlantı olması lazım, hem de sıkıştığınızda karayolu gönderebileceğiniz imkan olması lazım. Eğer bunların üçünü bir yerde buluşturamıyorsanız ciddi liste karşı karşıyasınız demektir. Bu anlamda biz bu intermodal hat dediğimiz fabrikada üretilen ürünün depolanması, bunun tren yoluyla bir yere aktarımı, sonrasında gerekiyorsa liman aktarımı, intermodal bir şekilde sistemle bu üretilen ürünlerin hem yurt içinde hem yurt dışında pazarlanabilmesi için en uygun lokasyonun hepsine yakın bir yer olması lazım ve birleştiği bir yer olması lazım. Muratlı limanlara ve uzak bir yer olmuyor ve ilçe olarak küçük bir yer kaldırmaz. Bu anlamda böyle de bahsettiğim bilimsel çalışma neticesinden de gerçekten hani merkezdeki nüfusun İslam noktasında da sıkıntı giderebilmesi için Sinopaşa merkeze yakın bir yerde belli bir büyüklükte, işte bu 3000 olabilir, 4000 metrekare olabilir, baktık bunlara farklı büyüklüklerde ve bunu yaparken aynı zamanda biz bu OSB'nin tek başına bir OSB değil, tren bağlantısı yaparak ve liman bağlantılarını yaparak buradaki yüklerin çok ucuza ve çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya entegre olmasını sağlamasını istiyoruz. Birkaç yıl öncesinde sanıyorum konuyu da yakından takip ediyorduk. TORSAP diye bir çalışma başlatılmıştı, organize sanayi bölgesi. Bu çalışmalar sürecinde daha biz de firma olarak bir yer tahsis konusunda görüşmeleri başlatmıştık. Tabii Tekirdağ Süleymanpaşa'nın konumu itibariyle tabii lojistik açıdan herkesin söylediği gibi, dile getirdiği gibi kıymetli bir yer. İşte limanlarımız var. Yolların kesiştiği bir noktadayız. Ama Tekirdağlı, yani Süleymanpaşalı insanlarımız çalışma konusunda maalesef dışarılara gitmekte. Ve bu merkezde bulunan insanlarımız için sıkıntı oluşturmakta. Burada bu organize sanayi bölgesinin projelerini bildiğim için oluşması son derece elzem ve ihtiyaç olduğunu rahatla söyleyebiliriz. Biz burada önemli olan şu, hem iş adamlarımız, ticaret odamız, hem STK'larımız, hem basın mensuplarımız, hem de 205 bin insanımızın ortak karar verdiği bir proje bölgesi olsun, yer olsun. Çok fazla devletin veya belediyenin kaynakları kullanılmadan mümkün olduğu kadarıyla da yatırımcıya bu konuyla ilgili masrafları yaptırarak yapılabilecek bir organize istiyoruz biz bu konuda. Çalışmanın asıl mantığı bu. Çok soru geliyor. Yani şeyi nasıl çözeceksiniz? Yani bu 10 bin kişiyi kendi insanlarınız oraya nasıl yerleştireceksiniz meselesi? Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmada şu var. Yani fabrikalar belirlendikten sonra fabrikanın kuruluş aşamasına kadarki süreçte bize hangi vasıfta eleman istiyorsan, hangi vasıfta burada çalıştırabileceğin insanlarımıza ihtiyacın varsa sen bize ustalarını veya işte öğreticilerini gönder. Bu konuyla ilgili İşkur, Süleymanpaşa Belediyesi Ticaret Odası ve yatırımcılarla birlikte biz işbaşı eğitimi dediğimiz bir proje var. Bunu da Türkiye'de uygulanıyor zaten. Yani biz 6 aylık bir sene içerisinde vasıfsız, fabrikaya göre vasıfsız olan insanlarımızı vasıflı hale getirerek fabrika kurulunda bismillah diyecekleri bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bunun bir benzerine de işte dumansız sanayide biliyorsunuz bir şu anda çalışma yürütüyoruz. Orada da yatırımcının önünün açılmasıyla ilgili çalışmalarımız var.
özellikle tekstil sektöründe. Yani bir fabrikamız şu anda geliyor mesela 1000 tane kadınımıza iş vereceğini taahhüdünde bulunuyor. Allah nasip ederse yani fabrika bismillah dediğinde biz onun istediği vasıfta kadınlarımızı, kardeşlerimizi yetiştirebileceğimiz imkanı sunarsak doğrudan buradaki insanlara iş almış olacak. Mantık bu aslında yani. İhracata dayalı ürünler üreten firmalarımızın buraya gelmesi istihdamı artıracak, beyaz yakalı dediğimiz mühendis sayısını artıracak. Bu fabrikalar sonuçta ekmeğini, suyunu, ham maddesini, bütün yedek parçalarını nereden alacak? Tekirdağ'daki esnafımızdan alacak. Burada biz 10 bin kişi çalıştırdığımız zaman buradaki arazi fiyatları, emlak fiyatları, yine buna beraber baktığımız zaman bu OSB'yi destekleyecek, bu fabrikaları destekleyecek çok ciddi bir ekosistem var. Bu ekosistemde Tekirdağ'ın yerel halkı, Süleymanpaşa'daki esnafımız çok ciddi değer kazanacak, satış yapabilecek. Bu anlamda biz aslında kazan kazan yöntemiyle getirdiğimiz yatırımcılar evet yatırım yapıyor. Ama bunu yaparken de biz Süleymanpaşa'da, Süleymanpaşa'da lojistikçiyi, kamyoncuyu, minibüsçüyü, varsa sanayideki yedek parçacıyı kullanmasını istiyor. Onları destekliyoruz. Yine burada mal gönderecekse bizim kendi limanımız var. Asseport var, Martaş var, Ceyport limanı var veya bir sürü başka limanlarımız var. Onları kullanmasını istiyor. Ve buradaki okullarımızda okumasını istiyoruz. Böylece bir sosyal dönüşüme de katkı sağlamasını istiyoruz. İş talebinde yüzlerce insan belediyelere müracaat ediyor, kamu kurumlarına. Yani bunun önüne geçebilme şansınız yok. Yani siz bugün farazi böyle bir şey olma ihtimali yok. 1000 kişi Büyükşehir Belediyesi iş almış olsa, 1000 kişi Süleymanpaşa Belediyesi iş almış olsa yerde yine 8000 kişi var demektir. Yani bu işin çözümü bir an önce yatırımcıyı oyuna sokmak. Biz bu işi Allah nasip ederse çok ciddi önemsiyoruz. Başarabilirsek de ben Süleymanpaşa'da özellikle, burada önemli bir konu daha var. Biz bunun tekrar büyüme ihtimali olmayacak. Yani bizim çalışmalarımızda yaklaşık 5000 dekar arazi üzerinde bu işi netleştireceğiz. Etap etap 1000 dönüm, 2000 dönüm, 3000 dönüm, 4000 dönüm, 5000 dönüm ve bitişi. Yani bir daha da büyüyemeyecek. Zenginliğin olduğu yerde kavga olmaz, barış olmaz, gürültü olmaz. Zenginliğin olduğu yerde sosyallik artar, sanat faaliyetleri artar, kültür artar. Dolayısıyla Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi üretmek, üretim dünyada zenginliğin en önemli sebebidir, üretmek.